Vallahi bölümleri kaçım sanıyorum 7. bölüm oldu. Yani evet, şimdi Ömer'in hikayesi de şöyle. Tabii orada biz kafede konuşurken Ömer işte bizim bu senaryo işini ne bizi sokan kameraman arkadaş film şirketlerinde çalışıyor. Ya aradık, ne yapıyorsun Ömer? Ara ara buluşuruz çünkü onunla bir şeyler içeriz. O iyiyim hocam, siz nasılsınız falan. Ne yapıyorsun, şudur budur işte iş hoş beş. Ya hocam dedi, benim dedi işte cuma günü nikahım var dedi. Lucy diye onun bir Fransız sevgilisi vardı. Lucy ile evleniyorum. Allah Allah falan olduk yani. Şaşırdık biraz. Tamam geliriz dedik nikahına. 2 gün sonra nikah vardı. Ya biz Eren'le tabii dedik, bize de şey olsun, ortam olsun, değişiklik olsun. Neyse gittik biz Eren'le onların nikahına. Tabii tamamen bohem tipler. Değişik böyle, ne gelinlik ne damat, öyle bir şey yok. Normal sivil kıyafetlerle düzgün bir şeyler giymişler. Nikah yapıldı. 20-30 kişi vardı, yoktu ya da 40 kişi. Nikah yapıldı. Hocam dedi, hadi biz buradan dedi gidiyoruz dedi. Şurada dedi bir dedi İstanbul Yarımadası manzaralı bir yer var bizim dedi. İşte bir arkadaş dedi orada dedi diş çökey falan filan. Herkes kendi cebinden bir şey de ısmarlıyor. Neyse gittik orada kendi cebimizden bir şeyler yedik içtik. Ve Ömer'in etrafında tabii kim olur? Ömer'in etrafında hep sinemada çalışan işte kameramanlar, şunlar bunlar, efendim asistanlar, görüntü yönetmenleri, efendim hatta yönetmen, kast direktörü, birkaç böyle değişik kişilerle daha böyle tanıştık orada. Onun hatta Tolga Bostancı vardır yönetmen, eşi de kast direktörüydü. Onun değişik böyle insanlarla bayağı bir 2 saat, 3 saat sohbetlerimiz oldu. Orada biraz daha böyle işte açılımlar oldu. Benim bu kafamdaki işte fikirleri ister istemez paylaştım. Böyle bir hikayem vardı dedim, işte dedim böyle bir hikayeyi aslında çeksek ne güzel olur. Onlar da hani böyle, çünkü ya sinemada konu çok önemli aslında, senaryo çok önemli. Hani iyi bir senaryoya hakikaten aklı başında bir insan yatırım yapıyor yani. Ve bunu çektiğiniz zaman bu iş bayağı da para getiriyor. Arkadaşlar da ufak tefek bir şeyler yapıyorlar kendi çaplarında. Dedim güzel bir senaryom var. Nasıl bir şey hocam, şöyle bir şey. Anlattım biraz, bahsettim. Ondan sonra ya hocam iyiymiş falan dediler. Bu konu üzerine bir konuşalım falan. Tanıştık. Aradan bir zaman geçti. İşte birkaç hafta sonra onlarla tekrar bir araya geldik. Ben onun bir şöyle sinopsisini yazmıştım. Sonra bir treatment, tabii treatment yazdı. Treatment'e dönüştürdüm onu. Yani 10-15 sayfalık bir daha uzun hikayeye dönüştürdüm. O bayağı ilgilerini çekti işte bu filmin hikayesini orada. Ama dediğim gibi adalarda falan geçiyor. Aynen birebir aynı işte, bir öğretmenin İstanbul'dan bunalıyor, çekiyor gidiyor, tayini çıkıyor. Küçük bir kasabada işte falan filan. Daha doğrusu orada işte adalara gidiyor falan. Adalarda deniz kenarı. O zaman öyleydi. O çok beğendiler hikayeyi. Ya hocam dedim bunu çekelim, buna bir ama sponsor bulacağız hep beraber. Bir dediler sponsor bulma şeyimiz olsun. Hani benim de o zamanlar böyle aklımda zengin, varlıklı böyle 3-5 arkadaşım vardı. Onlardan işte ilk aklıma gelen Fatih'ti yani. Acaba hani Fatih dedim, hani yardım eder mi falan bize. İşte biz arayışlara girdik. O dönemlerde ben bu konuyu birkaç kişiye açtım. Çok işte ilgilenmiyor böyle şeylerle. Fatih'in ilgisini çekti. O sıralarda da bir yurt dışı bağlantılı bir ortaklıklar, bir şeyler, yatırımlar yapıyordu. Çok iyi para kazanacağı bir işe girmek üzereydi. Birkaç milyon lira da yatırdı hatta o işlere önden falan. Vallahi İbrahim'cim bu işte de olursa dedi, inşallah ihaleyi kazanırsak dedi, ben dedi sana dedi destek olurum. İşte o zaman hatta bir rakam bile belli. Beşiktaş'ta hiç unutmuyorum, çarşıda oturuyoruz. Güzel balıklar, yemekler, Yüksel Ağdaş arkadaşım yanımda o gün. Onunla beraber ne kadar dedi, valla 800 bin lira veririz. O zaman 800 bin lira da valla iyi para yani. Yani bilmiyorum ama şimdi bugün dolar, yani bu dediğim 3-3,5 sene önce bir rakam, 100 bin doların hani biraz üzerinde bir para gibiydi yani, 100 bin dolar civarında diyelim. Yani işte vallahi ben şaşırdım. Olan olur mu? Olur. Vallahi veririz. Ne olacak dedi bizim için. O işte de olursa dedi ben sana dedi destek vereceğim. Ama ben sevindim tabii. Moral oldu. Olmasa da dedim. Güzel desteğini alabilmek. Böyle ben de arkadaşlara bahsettim. Dedim ya böyle böyle bak, böyle bir sponsor olabilecek biri var ama ayakları yere basan bir şeyler yapmamız lazım. Yani bir hikaye var ortada. Hocam dediler biz buna profesyonel bir dosyaya dönüştürelim. Bir sponsor dosyası denen o zaman öğrendim. Dosyalar hazırlanıyor. İşte filmin hikayesi, yönetmen kimdir, geçmişi nedir, efendim şu kimdir, bu nedir falan, oyuncular falan. Kim yönetmen olacak bu filmi? İşte o günlerde konuşuyoruz.
Ondan sonra ya dedim aslında bu filmin yönetmeni ben olmak isterim. Hani dedim yönetmenlik tecrübem yok ama senaristim ama benim dedim yani bana birisi dedim yardımcı olursa hani teknik konularda. Ben dedim yani ne çünkü o kadar çok film seyretmişim öyle bir inanılmaz bir film kültürüm var ki yani yaparım diye böyle bir inanç var. Yani artık cahil inancı mı diyeyim cahil cesaret ne derseniz deyin. Ya yapabilir misiniz olur mu? Eren böyle bakıyor bana Allah Allah öğretmenlik hocam bu doğru mu falan. Ya siz dedim bana dedim bir tane yanımda dedim yönetmenlik yapmış adam dursun. İkimizin de adı geçsin dedim ya. Çift yönetmenin olsun ama dedim bak benim istediğim gibi olsun bu hikaye. Parayı da biz bulacağız ya yapımcıyla ha dediler bize seslerini çıkarmadılar o zaman. Tamam dediler sana dediler işi bilen bir yönetmen yanına veririz sen arkada oturursun şöyle yap böyle yap o da senin istediğini yapar yansıtır dediler. Kendi de şeyini de katarak falan. Olur mu olur hadi falan. İşte bir dosya hazırlandı yönetmen ben olacağım ama adamın daha bir tane film çekmişliği yok. Ya arkadaşlar dedim şimdi ne yapalım dedim bir film çekmişliğimiz yok. Bir hazırladılar ya dedik hiç olsa bir kısa film yapalım bari bu arada hani. Bir kısa film yapalım, bir şey yapalım ama olmadı. Yani o günlerde o bir kısa film yapamadık, yapacaktık, edecektik. Öyle dosya hazırlandı. Hatta bir ajansla görüşüldü. Hangi oyuncular oynayabilir? Onların işte fiyatları belirlendi, fotoğrafları. Böyle 25-30 sayfalık bir sponsor dosyası hazırladık biz. Efendim neyse bu dosya hazırlandı. Tabii burada Beşiktaş Kulübü var işin içinde. Vodafone Arena'da çekimler olacak. İşte o futbolcu olmak isteyen çocuğun aslında bizim bayağı böyle maç sahneleri var. Normalde ben onları yapamadım. Tabii Gazi Paşa'nın halı sahası oldu artık. Orada şartlar öyle olunca. Yani Beşiktaş kulübünden izin işte alabilir miyiz falan filan. Neyse dedim bakacağım. Ben dedim bu konularda girişimler yapacağım. Sonra benim Maçka'da bir müdür arkadaşım vardı. Mehmet Bey hiç unutmuyorum. İşte ona bahsetmiştim. Bu sponsor dosyasını görünce böyle bir abi siz de bayağı profesyonel bir şey yapıyorsunuz. Bu ne ya falan. Gel dedi benim dedi bu Tamer abi var. Beşiktaş Divan Kurulu üyesi. Ona götürelim bu işi. Gittik görüştük orada. Aa adam boşuna gitti. Konu da Beşiktaş'ın hani PR'ı olacak filmde. Şu bu falan. Biz dedi izin alırız ya dedi. Kulüpten ben Fikret Orman'la sayın. Fikret Orman'la konuşurum dedi. O anla dedi şey yaparız. Dedi, izin alırız kolay bu dedi. Yeter ki para istemeyin dedi. Yok dedi para pul istemiyoruz. Orada tabii işi bilen göya kendince böyle ağız burun yaban tipler oldu. İşte sizin yönetmenlik deneyiminiz yok. Nasıl olacak size güvenirler mi falan filan. Var dedim benim profesyonel ekibim var yönetmen hepsi var elimiz. Ben dedim Fahri yönetmenim bir nevi. Azıcık biraz moralimi bozdular ama haklıydılar. Yani hiçbir şey yapmamıştı ki kardeşim. Daha önce bir film çektin mi ne yaptın yani. İşte öyle bir heyecanla şeyle öyle o günler. Tamam dedi dosyayı aldı böyle 3-5 tane çoğaltmıştık dosyadan biz. Efendim sonra ben ayrıldım sevine sevine eve gittim. O gece işte saat işte 7-8'di yemek yedik falan. Aman yarabbim akşama doğru 9-10 muydu tam hatırlamıyorum. Ülkede darbe darbe oluyor. Aman ortalık karışıyor. Gece yarılarına doğru uçaklar, silah sesleri, tepemizden gümbür gümbür sesler, bomba atılıyor bir ayda. Ortalık karıştı. Neyse öğrendik bu bir darbe teşebbüsüymüş yapanlar malum işte. Önlendi falan ama Türkiye'de bıçak bugünkü korona salgınları gibi ortalık böyle buz kesti yani. Hiçbir şey yani kıpırdamıyor. Bütün hareketler, bütün çalışmalar, faaliyetler durdu. Tabii bizim o günlerde birkaç ay böyle sponsorlukmuş bir film düşünecek halimiz yok. Aradan aylar geçti, unutuldu gitti. Fatih'e de hiçbir şey diyemedim. Onun da işleri yatmış, yurt dışı bağlantıları, adamlar Türkiye'ye güvenli değil, şu bu geri çekilmiş. Parası da bir kısım parası da yandı, öyle yatırdı falan. Efendim sonradan aldı herhalde de bilmiyorum. İşte öyle günler oldu. Tabii o iş kapandı. Yapacak bir şey yok. Kulağımızın üstüne yattık. Ertesi işte yani o yılın 2016'nın işte Eylül ayıydı galiba. Ondan sonra ben o dönemlerde işte öyle ne yapayım, ne edeyim diye böyle bir düşündüm. O arada bir yönetmenlik kursları vardı. Böyle Büyükşehir Belediyesi hocamız söylemişti. Böyle kısa film kursları oluyor falan diye. Aman kaçırmayın. Çok az kontenjanı var. Yani gece saat 12'de açılıyor. Saat 1'de bitiyor bunun şeysi, kayıtları. Ben o günü hiç unutmuyorum. 4 Eylül tarihim, 5 Eylül tarihim. O gece hiç uyumadım. Sabaha kadar oraya kendi kaydımı yaptırdım. Ve hayatımın en önemli köşe taşlarından biri olan kısa film kursuna adım attım. Onu da bir sonraki bölümde müsaadenizle anlatayım. Hoşça kalın.